There was a fire, and we went in to investigate. The fire must be a couple days old, but there's a dead body in. Daniel Halsett, hayatı boyunca büyük zorluklar yaşamış, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüren, iyi bir aile babasıydı. Ancak bir gün sadakatsizlikle karşılaştı ve sonrasında gelişen olaylar zinciri ise akıllara durgunluk verecek cinstendi. Bu video, rahatsız edici görseller ve olay yeri fotoğrafları içermektedir. Eğer bu tür olaylardan kolay etkileniyorsanız, lütfen kanaldaki diğer videolara göz atınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde yer alan kumar ve eğlence mekanlarıyla ünlü Las Vegas'a gidiyoruz. Daniel Halsett, 28 Ocak 1976 tarihinde Oregon'da Estacada adlı küçük bir kasabada doğdu. Sürekli evde vakit geçirmekten keyif duyan, aile ilişkileri oldukça kuvvetli bir çocuktu. Harika enerjiye ve güzel bir gülümsemeye sahipti. Davul çalmayı çok sevdiği için okuldaki arkadaşları ona drummer Dan diye seslenirdi. Yakışıklıydı, atletikti, çevresindeki kızları etkilemesi içten bile değildi. Ancak Daniel, bu yolunda giden hayatının ilk darbesini ne yazık ki 1994 yılında aldı. Daniel lise 3. sınıftayken beyin anevrizması geçirmesi sonucu babasını kaybetti. Ancak hayat devam ediyordu, pes edenlerden olmayacak, hayata tutunmanın bir yolunu bulacaktı. Babasının ölümünden bir yıl sonra liseden mezun oldu ve üniversite eğitimi için Oregon'a, Corbin Üniversitesi'ne gitti. Müzik alanında eğitimine devam eden Daniel, ayrıca işletme alanında yüksek lisans yapmayı hedefliyordu. Aynı yıllarda üniversitede genç bir kadınla tanıştı. Elizabeth Schwarak, Daniel gibi inanılmaz derecede çalışkan bir öğrenci ve başarılı bir modeldi. Çevresindekileri kıskandıran bu güzel ilişkileri, onların evlilik kararı almasına kadar gitti. Tanışmalarının 5. yılında, Elizabeth ile Daniel, bu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı ve bu çiftin 3 çocuğu oldu. İlerleyen yıllarda ise, hayatlarında yeni bir heyecan onları bekliyordu. Daniel'ın Las Vegas'ta iş bulmasıyla, bu sefer rotayı Vegas'a çevirdiler. Elizabeth, siyasetçi bir aileden geliyordu ve her zaman siyasette aktif olarak yer almayı çocukluktan beri hayal etmişti. 2010 yılına geldiklerinde ise Nevada Yasama Meclisi seçiminde aday olmaya karar verdi. Ancak bu adaylık süreci yoğun geçecek, vaktinin çoğunu siyasete ayıracaktı. Bu maratonda en büyük destekçisinin Daniel olmasını istiyordu, çünkü kendisinin yokluğunda çocuklarına Daniel'ın göz kulak olması gerekecekti. Daniel, karısının çıktığı bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemedi ve gözünün arkada kalmamasını, çocuklara gereken ilgiyi fazlasıyla vereceğini söyledi. Elizabeth siyaset çalışmalarını yürütürken, Daniel çocuklarla ilgileniyor, onları parka götürüyor, evde oyalıyordu. Aynı zamanda işini de bırakmayan Daniel, çocuklarının uyuduğu ya da okulda oldukları zaman uzaktan çalışmaya devam ediyordu. Ve sonunda, Elizabeth'in yürüttüğü bu zorlu süreç meyvesini verdi, Nevada Yasama Meclisi'ne seçildi. Elizabeth'in bu zaferi, sadece 27 yaşındayken, Nevada Meclisi'ne seçilen en genç kadın yaptı. İleride daha büyük siyasi başarılara imza atacağı konuşuluyordu, çünkü Elizabeth'ten bu beklenirdi. Ancak, Daniel'ın hayatındaki ikinci büyük darbesi, bu zamanda geldi. Karısının, eski bir golf oyuncusu olan Tiger Helgelian ile görüştüğünü, sürekli mesajlaştığını fark etti. Bunun üzerine Daniel, Tiger'a ulaştı ve karısını rahatsız etmemesini, onun evli olduğunu, ailesine zarar verdiğini söyledi. Ancak bu görüşmeler bitmeyecek, ikili arasındaki mesajlaşmalar, yerini buluşmalara, görüşmelere, hatta şehir dışı seyahatlere bırakacaktı. Ve Daniel, karısı ve Tiger'ın bir iş gezisinde baş başa kaldıklarını öğrendi. Böylelikle Daniel, artık karısının bir ilişkisi olduğuna tamamen emin olmuştu ve zor da olsa bir karar alması gerekiyordu.
Elizabeth, iş seyahatinden döndüğü bir gün eve girdi ve Daniel'ın o sırada eşyalarını topladığını fark etti. Aralarında tartışma çıktı, haklı olarak Daniel, çocuklarına ve kendisine bunu neden yaptığını sordu. Elizabeth ise çok pişman olduğunu, bir daha yapmayacağını, ailesini kurtarmak için elinden ne gelirse yapacağını söyledi. Daniel, çocukları için Elizabeth'e bir şans daha verdi ve kilisedeki terapi seansına gittiler. Ortak amaçları, çaba göstererek ailelerini kurtarmak olacaktı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu kararı almalarından sadece 5 gün sonra, Elizabeth polise gitti ve kocasının kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Daniel, sorgusuz sualsiz, karısına şiddetten suçlandı ve kısa süreliğine hapsedildi. Elizabeth bir eyalet senatörü olduğu için, halkın gözü önündeydi ve seçilmek için yürüttüğü kampanyada dikkat çekmemesi gerekiyordu. Ve ilerleyen zamanlarda bu haksız tutuklama hakkında bazı dedikodular yayıldı ve Elizabeth'in Tiger Helgelin ile olan ilişkisi konuşulmaya başlandı. Elizabeth ağır ahlaksızlıkla suçlandı, ancak bu suçlamaları reddetti, istifaya bile zorlanmış olmasına rağmen koltuğunu asla bırakmadı. Bu sırada evliliklerini sonlandıracak olan boşanma davası görüldü ve çocukların velayeti tahmin edebileceğiniz gibi Elizabeth'te kaldı. Şeref eksikliği sorunu yaşayan Elizabeth, 3 çocuğuyla birlikte Alaska'ya taşındı, ilişkisi olduğunu inkar ettiği Tiger Helgelin ile yaşamaya başladı. Ve Alaska'ya geldikten kısa süre sonra bu ikili evlendi. Daniel için bu evlilik üzücü olsa da artık çocuklarını göremeyecek ya da daha az görecek olması onun için daha yıkıcı olmuştu. Ancak Daniel, çocuklarını her fırsatta görmek için çaba göstermeye devam etti, belirli aralıklarla Alaska'ya gidiyor, çocuklarıyla vakit geçiriyordu. Aynı yıllarda Daniel, Bogdana adında bir kadınla sevgili oldu ve kısa sürede evlilik kararı aldılar. Daniel'ın ailesine göre sonunda hayatı yeniden rayına oturmaya başlamıştı. Daniel sosyal medyayı sık kullanıyor, sürekli fotoğraflar, videolar paylaşıyordu, bu gönderilerde ise oldukça mutlu görünüyordu. Ancak Daniel'ın üçüncü büyük darbesi, Bogdana ile mutlu giden evliliğinin sürpriz bir şekilde sonlanması oldu. Acılara, hüzünlere, kalp kırıklıklarına doymayan Daniel, yine yapayalnız kaldı. Bu sırada Elizabeth ise Tiger Helgelin'den ayrıldı ve 3 çocuğu ile birlikte büyüdükleri yer olan Las Vegas'a dönmeye karar verdi. Bunu duyan Daniel çok sevindi. Elizabeth ile tekrar bir arada olmak istediği için değil, çocuklarıyla daha sık görüşeceği için sevinçten havalara uçtu. 16 yaşındaki kızları Sierra sık sık babasının evinde kalıyordu. Aslında yasal olarak yapmaması gereken bir şeydi. Üstelik Elizabeth de bu durumdan oldukça rahatsızdı. Ancak Sierra, babasının evinde kalmaktan fazlasıyla keyif alıyordu. Ve kızın babasının yanında kalma ısrarı, Daniel'ın mahkemeye gitmesine neden oldu. Kızının velayetini almak için şansını deneyecekti. Ancak yargıç, Sierra'nın annesi Elizabeth ile kalmasını uygun gördü. 16 yaşında olması bu karardaki en büyük etkendi. Sierra ise bu mahkeme kararını dinlemiyor, sürekli babasının evinde vakit geçirmek, onunla kalmak istiyordu. 8 Nisan 2021 tarihi ise ilginç olayların yaşanmaya başlayacağı gündü. Daniel'ın banka hesabından farklı zamanlarda, farklı ATM'lerden para çekilmişti. Bu banka hesabı, Daniel'ın eski karısı Bogdana ile ortak kullandığı hesaptı. Henüz bu hesabı ayırmamışlardı ve hesaptaki para Bogdana'nın parasıydı. Bunun üzerine Bogdana, Daniel'ı aradı, ancak ulaşamadı, defalarca aramasına rağmen çağrıları cevapsız kaldı. Bogdana ise Daniel'ın annesi Kristin ile neredeyse her gün konuştuğunu biliyordu ve annesini aradı. Kristin gelen bu telefon üzerine tıpkı Bogdana gibi Daniel'ı arayıp ulaşmayı denedi, ancak o da cevap alamadı. Oğluna ulaşamayınca torunu Sierra'yı aradı, ona da ulaşamadı. Sierra'nın telefonundan saatler sonra mesaj geldi, babasının yanında olduğunu, muhtemelen bir yanlışlık yaşandığını
bankayı arayıp düzelttireceklerini söyledi. Kristin, oğlunun ve torununun iyi olduğunu öğrenmesiyle bir nebze olsun rahatladı. Ancak yine de bu olayın detaylarını oğlundan dinlemek istiyor, onunla konuşmak istiyordu. Daniel'ı aradı, konuşmaya başladılar, ancak karşıdan gelen ses, oğlunun sesi değil gibiydi, sanki birisi Daniel'ın taklidini yapıyordu. Telefonu kapatan Kristin, bu sefer Sierra'yı aradı, yine ulaşamadı. Bu sefer Sierra'ya babasının kendisini araması gerektiğini söyleyen bir mesaj attı. Ancak Sierra, babasının duşta olduğunu, müsait olunca arayacağını söyledi. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan Kristin, artık oğlunun evine gidilmesi gerektiğine emindi. Daniel'ın ev sahibi ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Peggy Newman'ı aradı. Daniel'ın evinde bir refah kontrolü yapıp yapamayacağını sordu. Peggy bu ricayı geri çevirmeyecek, eve gidecekti, ancak birkaç saat sonra gidebilirdi. Kristin Peggy'ye teşekkür etti, ilerleyen saatlerde haberleşmek üzere çağrıyı sonlandırdı. Ancak biraz zaman geçtikçe annenin endişesi tavan yapmış, daha fazla beklemek istemiyordu. Bunun üzerine Kristin 911'i aradı ve oğlunun iki gündür kayıp olduğunu bildirdi. Yeah, hi. I need a welfare check. On who are we doing a welfare check? For my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone, and nobody is, there's nothing. But nobody can get a hold of him, and then his work called, and they can't get a hold of him, and it's really, really, he just doesn't act like this. Okay. Does he live alone? He lives with his 16-year-old daughter who is not answering the phone. Polisler bu çağrıdan sonra hemen Daniel'ın evine ekip gönderdi. Ancak polislerden önce eve ulaşan kişiler Peggy ve arkadaşı olacaktı. Kapıyı çaldılar, cevap alamadılar, içeriden de ses gelmiyordu. Kapı kolunu denediklerinde kapının kilitli olmadığını fark ettiler ve eve girdiler. Eve girmeleriyle tekrar kendilerini dışarı atmaları bir oldu. Aceleyle 911'i aradılar çünkü evde yangın ve yoğun bir koku vardı. İtfaiye ekipleri ve polisler olay yerine geldi. Ufak çaplı yangını kontrol altına aldıktan sonra olay yerini incelemeye başladılar. There was a fire and we went in to investigate. The fire must be a couple days old. But there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Okay, and you're in there right now? Yes. İnsan eti bulaşmış, bir elektrikli testere fark ettiler. Ayrıca uyku tulumunun içerisinde bir ceset keşfettiler. Olay yerinden kanıtlar toplandı ve soruşturma başladı. Ve dedektiflerin 5 gün süren titiz çalışmaları sonucunda evde ölü bulunan kişi ve bu olayın failleri tespit edildi. Evde bulunan market fişleri sayesinde Daniel'ın banka kartını kullanarak kameralarda görülen kadın ve erkeği yakaladılar. Şehirden kaçmaya çalışırken yakalanan bu ikili bir kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Bu ikilinin telefonları da dahil olmak üzere bütün eşyaları incelendi. Dedektifler bu telefonda Daniel'ın da bulunduğu bir video tespit ettiler. Welcome back to our YouTube channel. After day three after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. Yeah. So yeah. Bu videodaki iki kişi, Daniel'ın kızı Sierra ve erkek arkadaşı Aaron'dı. Bu ikili hakkında hızla bir tutuklama kararı çıkarıldı. 8 Nisan sabahı Aaron ve Sierra, Daniel'ın kartıyla farklı ATM'lerden farklı zamanlarda parayı çektiler. Bu parayla tek kullanımlık eldivenler, çamaşır suları ve bezler satın aldılar.
Ardından Bauhaus'a gidip testere bıçakları ve yanıcı sıvı satın aldılar. Ve sonra Daniel'ın evine doğru yola çıktılar. Evde onları karşılayan Daniel'ın ise çocuğunun ona zarar vereceği asla aklına gelmezdi. Evde Daniel'a gizlice yaklaşıp onu etkisiz hale getirdiler ve 70'ten fazla kez bıçakladılar. Bu acımasız saldırı sırasında Daniel'ı bir uyku tulumuna koydular ve oturma odasının tam ortasında onu yanıcı sıvıyla ıslattılar. Testere ile Daniel'ın vücudunu parçalamaya çalıştılar ama bunu hiçbir zaman başaramadılar. Bu yüzden testereleri evin ortasında, üzerine Daniel'ın parçaları yapışmış halde bıraktılar. Aaron ve Sierra her şeyi çamaşır suyuyla ovalayarak evin içindeki kanıtları yok etmeye çalıştı. Ancak yine başarılı olamadılar. Sonra ise ikisinden biri evi yakma fikrini ortaya attı. Evi yakacaklar ve tüm kanıtlardan kurtulacaklardı. Ama çıkardıkları yangın çok büyük değildi. Ve Daniel'ın yanmış bedenini garaja açılan kapının önüne bıraktılar. Ve Daniel'ın arabasına binip yola koyuldular. Otobüse bindiler, kaçacaklar, izlerini kaybettireceklerdi. Ve Sierra'nın sevgilisi Aaron, otobüse binmiş, ancak ücretini ödememiş, bilet almamıştı. Bu şüpheli hareketten sonra, görevli kimliğini istedi, sisteme girdiğinde ise, onun Las Vegas polisi tarafından aktif olarak arandığını tespit etti. Ve herkesin merakı, bu dehşet verici cinayetin neden işlendiği, en büyük soru işaretiydi. Sierra, velayet davaları sırasında Aaron ile çıkmaya başlamış ve ona sırılsıklam aşık olmuştu. Babası Danny ile bir şekilde Aaron ile gizlice kaçmayı ve Los Angeles'a taşınmayı planladıklarını söyledi ya da Daniel'ı öğrendi. Bunun üzerine Daniel, kızlarının bu planını eski karısı Elizabeth'e anlattı. Ve ikisi Aaron'ın ebeveynleriyle konuştular, bu kaçma planını onlara anlattılar. İki aile, yaptıkları görüşmeler sonucu, Sierra ve Aaron'ın ayrılmasının her iki çocuğun da yararına olacağına karar verdiler. 2021'in başlarından itibaren, ebeveynler, çocukların birbirini görmesini yasakladı. Bütün ebeveynlerin ortak kararı olmasına rağmen, Sierra o sırada babasıyla yaşadığı için, öfkesi daha çok babasınaydı. Ve ikisi, bu rahatsız edici, iğrenç planlarını devreye soktular. Hayatı zorluklarla geçmiş, darbe üzerine darbe yemiş, aldatılmış, yarım bırakılmış Daniel'ı öldürdüler. Aaron Guerrero ve Sierra Halsett, Las Vegas'ta mahkemeye çıkarıldı. Bölge yargıcı Tierra Jones, Sierra'ya cinayet suçunu kabul edip etmediğini sordu. Ya bu suçu doğrudan işlediniz, ya bu suçun işlenmesine yardım ve yataklık ettiniz, ya da bu suçu işlemek için komplo kurdunuz, yaptığınız bu muydu? Sierra'nın bu soruya cevabı ise, sadece kafa sallayarak, evet demek oldu. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.